Hoş geldiniz. Bu videomda zamirlerle ilgili soru çözümü yapacağım. Hemen başlıyorum. Bir parçalı numaralanmış sözcüklerden hangisi zamirdir? Burası rüyaların hayat bulduğu güzel bir şehir. Her sokak başka bir hayal dünyasına açılıyor. Kendinizi zamanda yolculuk yapıyor gibi hissediyorsunuz. Hayatınızın geri kalanını bu büyülü dünyada geçirmek istiyorsunuz. Arkadaşlar ismen sorulan hangi sorusu işaret sıfatını buldurur? Dünya isim oluyor. Hangi dünya bu dünya? bu kelimesi işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. İsme sorulan nasıl sorusu ise niteleme sıfatını buldurur. Nasıl dünya büyülü dünya. Büyülü kelimesi niteleme sıfatı görevinde. Değerli öğrenciler hayal dünyası ifadesi belirtisiz isim tanımlaması adı üzerinde isim tanımlamaları isimlerden oluşur. Hayal dünyası isminin önüne başka belgisi sıfatı gelmiş. Hangi hayal dünyası olduğu belli değil belli olmadığı için başka belgisi sıfatı kullanılmış. Arkadaşlar bir kelimesi yine belgisiz sıfat görevinde kullanılmış. Yani bir ismi iki tane ne yapmış? Belgisiz sıfat belirtmiş arkadaşlar. Değerli öğrenciler devam edelim. Şöyle üçü yuvarlak içine alalım. Şehir kelimesine bakalım. Şehir kelimesine niye bakacağız? Az önce ne dedim ben size? Değerli öğrenciler demiştim. İsme sorular nasıl sorusu? Niteleme sıfatını buldurur demiştim. Şehir isim oluyor. Nasıl şehir? Güzel şehir arkadaşlar. Güzel kelimesi niteleme sıfatı görevinde. Bir kelimesi belgisi sıfat arkadaşlar unutmayalım. Sevgili öğrenciler burası kelimesi demek ki sıfat değil. Burası işaret zamiri arkadaşlar. Değerli öğrenciler zamirler çekim -e alır. Ama sıfatlar çekim -e almaz. Sıfatlar çekim -e alınca isim ya da zamir olur. Bakın zamirim bu zamirim, benim bu zamirim, işaret zamirim A yönelme hal almış ve ı iyelik eki almış. Aradaki s ise kaynaştırma harfi. Gördüğünüz gibi zamirimiz çekim eki almış. Arkadaşlar burası işaret zamiri. Cevabımız Adana. İki aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen zamir türünün örneği yoktur? A akşam yemeğe size geleceğiz. Kişi zamiri vardır diyor. Doğrudur. Kişi zamirinin diğer ismi şahıs zamiridir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleri oluyor. Bakınız zamirimiz yine çekim eki almış. E yönelme haleki halekleri çekim ekidir. Zamirler çekim eki alabilir. Ve kağıtları yere değil şuraya atın. Şuraya kelimesi belgisi zamir değil. İşaret zamiri arkadaşlar. Yine zamirimiz A yönelme halekini yani çekim ekini almış. Cevap Bursa. C bu saatte arayan kimmiş? Kim kelimesi soru zamiri oluyor. Bakın miş eki arkadaşlar. Çekim eki miş. Burada ek fiil arkadaşlar. Ek fiil 7. sınıf konusu. 7. sınıfta öğrenmiş olursunuz. Kim kelimesi burada soru zamiri. Hemen ne yapalım? Artımızı atalım. D. O kalem Ali'nin ötekini alabilirsin. Kalem isim hangi kalem? O kalem. O işaret sıfatı arkadaşlar. İsme sorulan hangi sorusu işaret sıfatını buldurur? Ötekini kelimesi işaret zamiri arkadaşlar. Ötekini birikini kelimeleri işaret zamiri olarak kullanılıyor. Yine zamirimiz bakın iyi belirtme haleki almış. Zamirler çekimek alabilir demiştim. Zamirler genelde haleki alıyor arkadaşlar. Halekleri çekimekidir unutmuyoruz. 3 parçadaki altı çizili zamir aşağıdaki isimlerden hangisinin yerini tutmuştur? Bu kitaptaki denemelerde arkadaşlar bir kitap yazılmış. Kitabı kim yazar? İnsan yazar. Yerli yabancı pek çok yazar çıkacak yolunuzun üstüne. Evet burada bir yazar kelimesi geçti. Demek ki kitabı yazar yazıyor onların cümlelerinden damatılmış altın sarısı sözler bulacaksınız. Cümle diyor, söz diyor. Cümleyi kim kurar, sözü kim söyler? İnsan söyler. Bu cümlede insan dediğimiz, daha doğrusu bu paragrafta insan dediğimiz kişi kim? Kitabın yazarı arkadaşlar. O halde onların kişi zamiri yazarlar isminin yerine kullanılmış oluyor. Yazarların cümlelerinden damatılmış altın sarısı sözler bulacaksınız. Cevabımız deniz. 4 aşağıdaki dizelerden hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? A. Kendi kopyam imiş meğer şu dünya düşündüm yoruldum doğmadan önce. Kendi kelimesi kişi zamiridir. Kendi kelimesine dönüşçülük zamiri de denir. Dünya isim hangi dünya? Şu dünya şu kelimesi işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. A'da belgisiz zamir yok. B. Her akşam rüzgar gibi sokaklara düşerek elleri ceplerinde birisi gezer. Akşam isim arkadaşlar hangi akşam olduğu belli değil belli olmadığı için her belgisiz sıfatı kullanılmış arkadaşlar sıfatlar isimlerden önce gelir unutmayalım. Birisi kelimesi evet B seçeneğindeki ikinci dizedeki birisi kelimesi belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Kimin elleri ceplerinde gezdiği belli değil belli olmadığı için birisi belgisiz zamiri kullanılmıştır. Cevap Bursa. Hemen ne yapalım? Arkadaşlar C'ye bakalım. 20. yüzyılı yaşadım. Ertelenmiş bir yüzyıldı bu. Bu işaret samiri arkadaşlar. Yüzyıl isim. Bir ise belgisi sıfat. Denizli nasıl ağlamıştın akşam sokaklarda? Birden nasıl büyümüştü içimde yerin? Nasıl kelimeleri? Soru zarf arkadaşlar. Zarflar fiillerden önce gelir. Ağlamak ve büyümek fiil oluyor. Cevabımız Bursa. 5 numaralamış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? Yani hangi dizede zamir kullanılmıştır? Biliyorsunuz ki zamirler ismin yerine kullanılıyor. Bu dünyadan gider olduk. Dünya ismi hangi dünya? Bu dünya isme sorulan hangi sorusu işaret sıfatını buldurur? A'da zamir yok. Kalanlara selam olsun. Yine 2 numaralı dizede zamir yok. Bizim için hayır dua. Arkadaşlar bizim kelimesi kişi zamir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ne oluyor? kişi zamiri oluyor. Cevap Ceyhan. Klanlara selam olsun. Yine 4 numaralı dizede zamir yok. Altı Parçada aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisinin örneği vardır? Doğduğum ev kentin merkezindeydi. Evimizin yüksek duvarları olan bir bahçesi vardı ve insanlar kolay kolay içeriği göremezdi. Bu nedenle bazıları bahçemizde hangi ağaçların bulunduğunu çok merak ederdi. Bazıları kelimesi belgisi zamir görevinde. Şimdi bahçede hangi ağaçların olduğunu merak edenler kimler belli değil. Ali mi, Mehmet mi, Hasan mı, Zeynep mi, Fatma mı belli olmadığı için Bazıları belgisiz zamiri kullanılmış arkadaşlar. Cevap Bursa. 7. Belgisiz zamir isimlerin yerini belirsiz bir şekilde tutan zamirlerdir. Az önce 6 numaralı soruda açıklamıştım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır? A. Öğrencilerin tümü turnuvaya katılmış. Öğrencilerin tümü belirtili isim tanlaması öğrencilerin tamlayan oluyor, tümü tamlanan oluyor. Tümü kelimesi belgisiz zamirdir arkadaşlar. Unutmayalım. Zamirler bir nevi isimdir. İsim tamlaması ise isimlerden oluşur. Yani isim tamlamasının tamlayanı ya da tamlananı zamir olabilir arkadaşlar. Tümü kelimesi belgisiz zamir. Turnuvaya katılan öğrenciler belli değil. Belli olmadığı için tümü belgisiz zamiri kullanılmış. B profilini herkese açık şekilde ayarlamış. Yine herkes kelimesi en çok kullanılan belgisiz zamir oluyor. C çalışanların hepsi bu hafta izne çıkmış. Çalışanların hepsi yine belirtili isim tamlaması tamlayan çalışanların tamlanan hepsi hepsi belgisiz zamir arkadaşlar. Bakın tamlama yine ne olmuş? Zamirden oluşmuş arkadaşlar. Tamlamanın sadece tamlanan kısmı zamirden oluşmuş. Hepsi herkes tümü kelimeleri çok sık kullandığımız belgisi zamirdir. De bazı insanlar bulmaca çözmeye bayılır. Arkadaşlar bakınız kelime ek almamış. Bazı, bazı kelimesi burada belgisi sıfat görevinde. İnsan isim, sıfatlar isimlerden önce gelir. Hangi insanlar olduğu belli değil, belli olmadığı için bazı belgisi sıfatı kullanılmış. Bazıları deseydi Tabii ki az önce çözmüştük arkadaşlar 6 numaralı soruda. Ne olacaktı? Belgisiz zamir olacaktı. Zamirler çekim alabilir. Sıfatlar çekim almaz. Sıfatlar çekim alınca isim olur. Ve unutmayınız tümü herkese hepsi kelimeleri en çok kullanılan belgisiz zamirlerdir. 8. Onlar sözcüğü hem işaret hem de şahıs zamir olarak kullanılabilir. Bu sözcükler insan isminin yerini tuttuğunda şahıs zamiri insan dışındaki varlıkların yerini tuttuğunda ise işaret zamiri olur. Buna göre onlar sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde şahıs zamiri olarak kullanılmıştır? A. Zifiri karanlıktaki ışıl ışıl yıldızlar çocuğu şaşırtmıştı. Onları hiç bu kadar parlak görmemişti. Arkadaşlar bu cümledeki onları işaret zamiri yıldızlar varlığının yerine kullanılmıştır. Onları işaret zamiri ile çocuk kastedilmiyor arkadaşlar. A'da kişi zamiri yok. A'da onları işaret zamiri yıldızlar varlığının yerine kullanılmıştır. Ve onları raflara sen mi yerleştirdin bakın raflara bir şeyler yerleştiriyoruz rafa insan yerleştirilmez demek ki onları işaret zamiri olarak kullanılmıştır sen kişi zamiri geçelim diyerek sevinçle kitaplığına yöneldi onu hiç bu denli mutlu görmemiştim demek ki onları işaret zamiri kitaplar isminin yerine kullanılmıştır arkadaşlar C'ye bakalım. Eda bardakları büyükten küçüğe doğru özenle dizdi, masanın üzerine sonra da onlara su doldurdu. Onlara işaret zamiriyle yine ne olmuş arkadaşlar? Bardak ismi işaret edilmiş daha doğrusu bardaklar işaret edilmiş o halde onlara işaret zamiri bardak bardaklar isminin yerine kullanılmıştır. O halde cevap Denizli sanatla bağı kuvvetli olan kişilere hayrandı. Onları atölyesinde ağırlamaktan büyük keyif duyardı. Şimdi kimi atölyesinde ağırlamaktan büyük keyif duyardı? Sanatla bağı kuvvetli olan kişileri arkadaşlar. İşte bu kişiler yerine onları kişi zamiri kullanılmış. Onları kişi zamiri sanatla bağı kuvvetli olan insanlar yerine Kullanılmıştır arkadaşlar. D'deki onları kelimesi kişi yani şahıs zamiri. Cevap denizli. 9 dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir değildir? Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu? Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu? Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Arkadaşlar buradaki ne sözcüğü soru zamiri değildir. Ne giden son gemidir bu? Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu? Ne ne tekrar bağlacıdır. Demek ki N'ler burada bağlaç görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Evet ne kaldı geriye? A ve B seçeneği kaldı. Sayfayı temizleyelim. N, N. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar. N nokta 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 ne? Bunlar tekrar bağlacı oluyor. Bir canlı hayatın ne de son matemidir bu. Bu işaret samir arkadaşlar. Evet bu işaret zamiri cevap çıktı. Demek ki 1 ve 4 numaralı kelimeler zamir değil. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Biri belgisiz zamir arkadaşlar. Yerlerinden memnun olanlar belli değil. Belli olmadığı için biri belgisiz zamiri kullanılmış. Sene isim arkadaşlar. Hangi seneler olduğu belli değil. Belli olmadığı için birçok belgisiz sıfatı kullanılmış. Sıfatlar isimlerden önce gelir. Unutmayınız, unutmayınız arkadaşlar. Bunları hep karıştırıyorlar. Cevabımız Bursa 1 ve 4 numaralı kelimeler ne değil arkadaşlar? Zamir değil. Şöyle tekrar yuvarlak içine alalım. 10 dizelerde aşağıdaki zamirlerden hangisinin örneği yoktur? Çok neşelisin, ne mutlu sana. Sana kişi zamiri oluyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiri. Yani şahıs zamiridir. Herkes neşeli az önce söylemiştim herkes kelimesi en çok kullanılan Belgisiz zamirlerden bir tanesidir. Mutlu o zaman sevindim buna. Buna kelimesi işaret zamiri arkadaşlar. Bakın zamir ne olmuş? Çekim eki almış. A yönelme halek. halekleri çekim ekidir. Yukarıda soru zamiri yok. Yukarıda soru ifadesi, soru cümlesi var. Mu soru eki cümleye soru anlamı katmış. Evet cümleye soru anlamı katan soru eki arkadaşlar. Soru zamiri değil. 11 zamirler isim tanımalarında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. Az önce açıklamıştım. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır? D. Kitaplığımdaki romanların bazılarını henüz okuyamadım. Romanların bazıları belirtili isim tamlaması. Romanların tamlayan bazıları tamlanan. Arkadaşlar tamlayanın ilgi eki alırsa Tamlanan ise ları iyilik eki alırsa biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Sevgili öğrenciler D'de belirtili isim tamlamasında tamlayan zamirden oluşmamış roman isim oluyor. C bu dünyada bazı şeyleri de kendin için yapmalısın arkadaşlar. C'de sıfat tamlaması var. İsim tamlaması yok. Dünya isim hangi dünya? Bu dünya. Bu kelimesi işaret sıfatı görevinde. Şey isim bazı kelimesi ise belgisi sıfat. B'ye bakalım sevginin gücünü bu olaydan sonra daha iyi anladım. Sevginin gücü belirtili isim tamlaması. Gücünü tamlanan, sevginin tamlayan, tamlayan in ilgi eki almış. Tamlanan ise arkadaşlar ü ilgi, ekini almış. Bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Sevgi isim, güç isim arkadaşlar. B'de tamlayan ve tamlanan da herhangi bir zamir yok. O halde cevap Adana. Başkalarının düşüncelerine de saygı göstermek gerekir. Başkalarının düşünceleri belirtili isim tamlaması. Düşünceleri tamlanan, başkalarının tamlayan. ın ilgi iki arkadaşlar. Tamlayandaki ın ilgi iki. Tamlanandakileri yelik iki. Gördüğünüz gibi bu bir belirtili isim tamlaması çünkü hem tamlayan hem tamlanan ek almış. Tamlayan başkalarının ifadesi arkadaşlar belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Bizden ne istiyordu? Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır? Cevap Adana. 12 aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili sözcükle aynı türde bir zamir vardır? İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim biri de serseri kaldırımlar. Bir kelimesi burada az önceki sorularda çok söyledim. Belgisiz zamir görevinde kullanılmış. Demek ki ben aşağıda belgisiz zamir arayacağım. A zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Ben kişi zamir arkadaşlar. Hemen B'ye bakalım. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Onu kelimesi burada ruh isminin yerine kullanılmış. Onu kelimesi işaret zamiri görevinde kullanılmış. C'ye bakalım. Herkesin bildiği dilden bir isim aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Bana ve ben kelimeleri kişi zamiridir. Herkes kelimesini az önceki sorularda söylemiştim. En çok kullandığımız belgisiz zamirlerden bir tanesiydi. Cevap Ceyhan. E, geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar neredesin arkadaşlar? Ses isim oluyor, bir kelimesi ise belgisiz sıfat, bir kelimesi burada belgisiz zamir. Görevinde değildir. Yine bakın C'de isim, bir kelimesi yine belgisiz sıfat. Cevap Ceyhan. Yukarıda kişi zamiri var. Ben kişi zamiri ama ben kişi zamirinin altı çizilmemiş. Bunlara dikkat ediniz. Yine bakın buradaki şu ikinci dizedeki biri kelimesi yine belgisiz zamir ama altı çizilmemiş fark etmez. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Zamirler konusu karışık gibi görülse de aslında çok basit bir konudur. Sizler sol üst köşedeki zamirler oynatma listesine tıklayarak konuyu pekiştirebilirsiniz. Oynatma listesine gitmeden önce beğeni tuşunu ve abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.